Heyecanlı mısın? Gerçekten bu kadar heyecanlı mısın? Çok 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 heyecanlı. Gözlüğümü şu yana koysana çarpsın. Niye bu kadar? Ben... Hayatımda en çok heyecanlıyım şimdi. Saçmalama. Çünkü... Saçmalıyorum. Yoğun JJ olmasa sen olsan doldurmuş ya. Tüm izleyicilerden Çebi'nin az önce söylediği şey için özür diliyoruz. JJ'den özellikle. Seni anlam... özledik JJ. JJ buraya gelirse daha iyi benim yerim. Helal lan. Adam. İşte bak. JJ seviyorum. Japonya'dan delikanlı bir adam almış getirmiş buraya helal. Hayır o değil Türkçeyi bilmeyen o. Tamam anladık Çebi biz seni. Sen Türkçe bilmiyor mu diyorsun JJ? Ooo. Bravo size. Alkışlar. Reebok verin. Hayır ayakkabı mı? Gelsene abi koltuğumuzun bir yanında adamı durmadan ayakkabı hediye geliyor. Çorap. Çorap bir halimi aldım. Bir tanesini verdiler. Böyle geldim. Bunun için mi hazırlandın? Bu şaka için. Ya ben de komik çorap giysaydım. Olsun. Olsun. Bu bunlar Amerikan şakaları. Seni ha, yapman tamam. Gerek yok. Sana yakışmaz. Yürümedim zaten. Yani, yürümedin mi? Yürümedim. Bilerek anlamayacağım dedin. Bu arada Yoshi de Azerbaycan'da 3 sene oturmuş. Japonya'dan Azerbaycan'a neden gitmiştin? Üniversitede okumak için. Japonya'daki üniversitede okuyordum ama sonra başka bir ülkede okuyayım dedim. Yatay geçiş yaptım. Orada 3 sene oturdum ve dil de öğrendim orada. Güzel. Güzel de Türkçen iyi yani. Teşekkür ederim. Anlıyorum. Ama Türkçem kötü diye buraya gelmek istemiyordum. YouTube kanalım da var. Orada Türkçe konuşuyorum. Türkçem geliştirmek için başladım. Belki 2-3 sene sonra Türkçem daha iyi olursa Çabi ile iletişim kurup gelebilirim diye düşünüyordum. Ama dün... Oğlum ben neyim ya bu? Türkiye'de yaşayan yabancılar arasında biz böyle... Yıldızsınız, yıldız. Yıldız, star. Yıldız, yıldız, star. Gerçekten. Bravo. Ama gerçekten seni özellikle biz getirmek istedik. Ya şöyle, senin YouTube kanalında izledim birkaç tane videoları ve çok eğlencelisin. Aynı zamanda da şöyle bir... Seni getirdik çünkü... Çünkü Çabi rahatça ırkçılık yapabileceği başka bir Asian istiyor. Ve Çabi Türkçesinin ne kadar geliştiğini, senin kanalını izlerken de kendisinin zamanında ne kadar kötü videolar çektiğini, Türkçesinin ne kadar kötü olduğunu, nerelerden nereye geldiğini, senin üstünden yaşamak, tatmin olmak istedik. Bu yüzden seni getirdik. Bir de Çabi'nin böyle bir derdi vardı. Onu tanıyan insanlar hep, ne haber Japon falan diyor. Biz bu farkı da ayrıştırmak istedik halkımız. Japon burada, Yoshi. Bu Çabi Koreli, güneyinden ama olsun. Peki sana da Koreli böyle espriler oluyor mu? Oluyor. Harbi mi? Koreli mi? Oğlum böyle bir şeyden derdiniz ne ya? Japona Koreli diyorsunuz, Koreli'ye Japon diyorsunuz. Neden? Bir de şey, Çinçon Çang çok arıyordum. He. Çang Çinçon. Onu bunlar yapıyor. Babasıyla bu yapıyor. Onu evde buldular. Geçen böyle mi? Çok kötüsün. Adam inanıyor. Yoshi inanma ya, öyle bir şey yok. Yapıyoruz ama arada. O zaman bölüm başlıyorum. Evet arkadaşlar, üç yabancı bir Türkiye hoş geldiniz. Ben Koreli Çabi. Ben Amerikalı Louis. Ben İtalyan Türk Michele. Sen nerelisin? Ugandalı. Ugandalı değilim, Japonum. Evet. Koreli değilim, Çinli değilim, Japonum Yoshi. Sana biri Koreli deyince bozuluyor musun? Hayır. Helal be. Problemi yok, benziyorum zaten. Yani. Çin'e daha çok benziyormuş. Cizim şu şurayı kessen kardeşsiniz derdim ben abi. Evet. Senin mesela en azından sakalın çıkıyor. Benim çıkmıyor abi. Ama senin sakalın hiç çıksa çok kötü olur. Çıkıyor, çok az çıkıyor. Ya yani öyle top. Bana hani... buralar çıkmıyor ama buralar çıkıyor. Neden acaba? Adam o bildiğin genetik olarak milyon senelik denilerden biri çıkmış yavrum. İşte genetiklere göre. Aranızdan en iyi dövüşmeyi kim biliyor? Bana bunu açıklayın hemen abi. Mesela karate var Japonya'da. Evet, karate var. Bizde tekvando var. Hangisi alır? Hangisine? Çok çiğ bir soru ama. Neyse başlayalım. Adam, bak adam Sabancı Üniversitesi'nde mantıklı sorular okuyor. Uganda'ya gitmiş, Irak'a gitmiş, yardım kurulunda çalışmış. Ama bizim program öyle değil mi? İlk leş olan şeyleri kaldırıyoruz ortadan, sonra mantıklı sorular. Aynen abi. Öyle. Merak ettik değil mi? Ben Mikele ile konuştuk sahne arkasında abi. Yoshi döner tekme atar mı birine falan. O yüzden ben Yoshi ile büyük ihtimalle bizim aynı esprilere maruz kaldığımız için bazen bana
bana Instagram'dan DM olarak gelen, günde ortalama iki kere gelen bazı caps'lar getirdim. Caps'lar pardon. Caps'ları getirdiyse niye yap caps? Ya mesela hiç caps. Sana böyle bir şey insanlar gösterdi mi? Ramazan'dayız zaten. Görmedim. Hiç görmedim. Ne? Oku abi. Sahura kalkıyor musun? Sahur ne demek biliyor musun? Sahur, yemek değil mi? Gece en son yemek yediğin ve fast yaptığın zaman da önceki zaman. Sahura kalkmak. Gece tamam, yarısı. Tamam, anladım. Hı-hı. Ama sahura aynı zamanda Japon isim gibi. Sahura. Değil. Bence de değil. Değil ya. Sakura. Değil değil mi? Sakura var ama. Sakura var ama sakura yok. Ama bunu öyle söylemeyeceksin. Sahura. Sahura tek kendinden bir hareket. Neyse bu karikatürü çizen insan Sahura'yı Japonca isimmiş gibi yapıyor. Tamam. Sahura kalktı abi. Ben Yakura. Yakura var mı? Ben bunu niye götürüyorum? Ver bana, ver bakayım. Abi biz bunu anlatıyoruz. Tamam biz böyle okuyoruz. İki tane Asian'ı okutmaya çalışıyoruz. Abi burada gelmiş. Sen Sahura ol, ben Yakura olayım. Sen oku. Şu an çok Sahura, kalkıyor musun? Sahura, kalktı abi. Ben Yakura. Tamam hiç komik olmadı. Ne oluyor lan Japonuz biz? Allah kabul etsin Japonlar mı? Böyle bad bir joke. Bad bir joke ama Yakura yok değil mi? Yakura, Sakura. Yok. Sakura var da. Sahura yok. Yakuza da var. Sahura. Yakuza var. Yakuza var mafya. Bir geleceği bu. Senin bak ağzını denk al. Anlamıyorlar abi. Sence bu isim oyunu ırkçılık mı? Değil değil. Uruç, 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 uruç. Oruç. Oruç değil, uruç kuruk. Kıçkırık. Racism, racism. Racism. Ha, ırkçılık. Irıç, ırıç kırık değil. 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 Evet, söyle. Bence çok güzel söylüyorsun. Irık çıkırık. Irıçık. Bence de ırıç kırık bu arada. Irıkçılık diye bir şey olmamalı. Irıkçılık değil. 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 Bence. Ama bad joke. Evet. Kötü bir evet, kötü tamam. İkincisi aferin geliyor. Hadi anlat bakayım. Kapadokya turuna katılmak istiyor musunuz? Çince'de bir şey yazıyor. Sonra Çince mi o? Japonca bile değil. Japonca değil. Ya Korece ise? Değil oğlum ben anlıyorum ya. Çabiye güvenmek Korece olabilir. Valla bir tane kutu var. İçinden çubuk geçiyor. Sopalar falan var. Nasıl? Kodlayayım. Kodur... Kopya veriyor. Kodlayayım. Kodlayayım. Lan. Ben bunu. Ben bunu. Anlamıyorum. Burada ne yazıyor? Bu da. Ha, Çan Çin Çong. Ailesi yazayım mı? Yaz. Mına. Aa bu söyleyemiyorum. Söyle. Küfür. Küfür. Küfür olduğu için. Bravo. Hiç bize benzemiyor nasıl ya. Nasıl kötü hissettirdi vallahi. Ya bunun mesela böyle bir şey de var. Yani buradaki olay Kapadokya Türeye gitmiş Japon ailesi. Tamam, tamam. Ve isminiz diyor. İşte onların şey dedi, kafasında Japonca bir şey söyledi. Kodlar mısınız yani harf harf söyler misiniz evet, yavaş yavaş? Vallahi bir tane kutu var içinden çubuk geçiyor, sopalar falan diyor. O da Çan Çinço ailesi yazayım mı diyor. Hmm. Bu mesela bana DM olarak her gün geliyor bu özellikle karikatür. Sence komik mi? Komik değil. Değil. Sence de değil değil mi? Ben tabii ki değil. Bu da abi üçüncü karikatür. Çekik gözlüğüm diye beni Japon sanıyorlar ama Güney Koreliyim ben. Bunu anlamak bu kadar zor mu diyor. Adam da düşünüyor ne diyor lan bu Tatar Ramazan diyor. Tatar ne demek biliyor musun? Tatar bir... Irk. Evet. Bir millet. Evet. Yani Tatar da Türkiye'de özellikle Türkler arasında çekik gözlü bir ırk olarak algılanıyor. Hı-hı. Ve diyor ki Tatar Ramazan diye bir karakter vardı değil mi eskiden? Vardır herhalde yani. Hiçbir fikrim yok. Bu hangi Tatar karikatürü ya bu? Oğlum bu 8 senedir bana geliyor. Ne dedi lan bu Tatar? Tatar Ramazan diye film vardı. Kadir İnanır'ın oynadığı 90 yılında. Ha sanki sanki ondan değil. Biliyorum. Bunu anladım şimdi. Ha. Şeyi hatta çok meşhur bir repliği var ya. Ben Tatar Ramazan'ım. Her yeri tokatlar mı? Oyunu bozarım gibi bir şey. Ha bu oyun ben Tatar Ramazan bu oyunu bozarım. Ha bravo hatırladım. Bu çekik gözü ben ilk defa Türkiye'ye gelince ha çekik gözlüsün falan diyorlardı. O zaman çok şaşırdım. Bilmiyordum. Çekik gözlü olduğumuzu bilmiyorduk evet, değil mi? Evet evet bilmiyordum. Buraya gelince insanlar gözlere çok şey takıntılı. Bir dakika. Vurgulanıyor diye aynen düşündüm. Sen Türklerin ama bildiğini bilmiyor muydun yoksa sen çekik gözlü olduğunu mu bilmiyordun? Buna... Çekik gözü olduğumu bile bilmiyordum. Aha. Ben sınıftayken okulda benden daha çekik gözlü arkadaşım vardı. Tabii ki Japon. Ona sen çekik gözlüsün diye dalga geçiyordum çocukken. Sen daha geçiyordun. Evet. Ama buraya gelince insanlar bana çekik gözlüsün diyorlar. Ha sen yani çok şaşırdım burada. Sen Japonlara göre çekik gözlü değilsin çünkü. Yok, bilmiyorum. Yani hayır. Yani mantık olarak ne bileyim
bunu demiyorum. Yani Kore'deyken ben de demiyordum. Çekik gözlü diye bir hani kendime gözlerimin yok. Çekik olduğuyla alakalı ama bir düşüncem yoktu. Televizyonda sonuçta gördüğün zaman hani işte, bir Avrupalı bir gözü gördüğünüzde siz dalga geçiyorsunuz ya işte yuvarlak göz falan. Hayır işte. Gözlerden bahsetmiyoruz ama şeyden burundan. Burun. Bizde de. Yüksek burun diye. Bizde koca burun gelir. Yani yüksek burun olunca daha güzel, daha havalı gibi bir şey var. Yüksek burun mu, büyük burun mu? Büyük demiyoruz, yüksek böyle diyoruz. Kıvrılan yani. Fransız burun şey gibi. Dağ gibi. Dağ gibi. Ha. Yüksek. Okka gibi. Koreli de aynıdır. Ameliyat yapıyor. Burnu yükseltiyorlar. Evet, yükseltiyorlar. Ama aynı zamanda da şöyle bir şey. Hani yurt dışında batılı insanlarla biraz dalga geçmek gerektiği zaman koca burun deniliyor mesela Kore'de. Anladın mı? Özellikle Amerikalılara bundan koca burun götüp kocaman bilmem ne falan. Hani o şekilde konuşuyoruz. Ne kadar ayıp abi. Evet, bence de ayıp. Biz de ırkçıyız işte. Muhafazakar bir milletiz Koreliler. Bir de Yoshi, ben bu konu hakkında ne düşünüyorsun merak ediyorum. Göz çekikliği. Göz çekikliği kulak hizasında olanlar Çinli. Yukarıya doğru olanlar Japon, aşağı doğru olanlar ise Korelidir. Bu ara bir şey yok. Yok. Bir dest edelim. Dest edelim. Ya şaka olarak mı yaptın? Kardeşim. Yok bunu şimdi gerçekten inanıyorlar. Haber. Türkler bu şekilde inanıyor. Kulak hizasında göz nasıl olur ya? Şuradaki çizgi var ya, o böyle dümdüz oluyorsa aşağıya doğruysa bu kulak hizası. Benim? Senin aşağıya doğru. Senin aşağı doğru aynen. Aa, Koreli işte, doğru. Vallahi doğru tespit. Ne kadar doğru bir bilimsel yaklaşım. Kulak hizasında ama Çinli değil ki. Yoshi. Ne kadar güzel adamın gözleri var. Almaz mı abi? Tamam. Japonların, Korelilerin, Çinlilerin gözler farklı. Yani bir göz değil yani. Tabii. Büyük de olabilir, küçük de olabilir, çekik olabilir, yuvarlak olabilir. Herkes farklıyız. Evet, evet. Bu ara bir cümlede Koreli bu aradı, Japon bu aradı, Çin bu aradı diyemiyorsunuz. Aynen, tabii canım. Peki, çok net bir soru soracağım. Sen şimdi Japonya'da Chubby'yi görseydin, tanımıyorsun hiç Chubby'yi. Evet. Japon olmadığını anlar mıydın? Konuşmuyorsun. Anlardım. Ben senin Japon olduğunu anlardım direkt. Gerçekten mi? Evet. Ha. Çinli demezdim sana. Neden? Ama Çinliler de bana geliyor, Çince konuşuyor. Gerçekten. Gerçekten. Çince bilmiyorum. Bir gün Sabiha Gökçen'deydim. Hı hı. Bir Çinli geldi. Yine aynı şey diyor. Düşündüm. Bir şeyler sordu. Ben Çince bilmiyorum dedim. Adam bana dedi ki, aa sen Malezyalı olduğunu sandım. Konudan komple çıkmış yani. Olay komple. Ben de anlamadım. Malezyalı olduğunu anlamadım. Ülke. Ülke Malezya. Evet, 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 aynı. Bazen ayrıta biliyorum. Bazen anlamıyorum. Ama Chubby biraz daha tipik Koreli gibi yüzü var. Nasıl mutlu? Küçük bir piyes. Yani değiştirsek anlamayacağınız bile yemin ediyoruz. Şeyi var yani ben mesela biz gerçekten aslında Yoshi'yi çağırmamın bazı sebepleri de şuydu. Ki ileride Fransız da gelecek ve İranlı da gelecek. Biz hepsini ayarladık. Hani olan bir, ya biz rakip ülkeler hakkında bir şeyler söylemiştik, konuşmuştuk ya. Söz hakkı doğdu. Aynen. Bununla ilgili bir şey. Yani ben mesela şunu tarihsel olarak Japonya ile bir sorunumuzun olduğunu anlatmıştım. Ve bunun hakkında hani bir insan olarak Japon'u sevmemek diye bir şey yok artık. Yok, kalmadı. Yok, kalmadı. Ama devlet olarak hala ya da işte tarihsel olarak historical hala böyle bir tatsızlık var ya. Böyle evet. Soğukluk ufak da olsa ama kişisel olarak demiyorum. Kore ile Japonya arasında. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Mesela hani sence hakikaten mesela insanların düşündüğü gibi bunun Japonya ile Kore işte. Bana çünkü şunu soruyorlar. Japon gördüğünde gerçekten Japon'u sevmiyor musun? Hayır abi böyle bir şey yok. Japonya'yı da seviyorum yani. Ama tarihsel olarak böyle bir eğitim alarak büyüdüm. Bana da aynı sorular soruyorlar. Koreli, Çinli sevmiyorsun, sevmiyorsun diye. Ama senin düşündüğün gibi bence de böyle bir şey kalmadı hiç. Dostuyuz. Yani seviyoruz birbirimizi. Benim dayım Koreli ile evlendi. Allah Allah. Evet evet. Ben de çocukken Kore'ye gittim. Düğüne katıldım. Japonya'da zaten çok Koreliler çok var. Evet, Kore'de de çok Japon var. Evet. Restoranlar falan var. Yemek yiyoruz. Annem her gün Kore dizi izliyor. Hadi ya. Evet, her gün. Benim... Ama şimdiye kadar K-pop gruplar da Japonya'da çok popüler olduğu için. BTS mesela. Yani BTS ben bilmiyorum ama Japonlar genel olarak seviyorlar. Peki evet. Mesela Amerika'ya karşı Japonların genel olarak düşüncesi nedir sence? Türkiye'de Türk arkadaşlar bana aynı soru soruyor. Amerika'yı sevmiyorsun. Tabii ki çünkü atomik bomb attılar. Hı hı. Ama böyle bir şey de yok. Japonlar genel olarak Amerikalıları çok seviyorlar. Ve sen bahsettiğin... Seni değil, Amerikalılar. Amerika. Dua falan bu tören her sana atomik bomb atıldığı günlerde oluyor. Japonlar barış için
dua ediyor. Amerika devlet düşmandır diye bir şeyler söylemiyoruz. Aynen. Çok güzel bir şey yani, böyle onurlu bir şeydi yani, o herkesi kabul etmesi, bir şey yapması, bir duygusal bir şey kalmamış yani arada. Peki Türkiye hakkında Japonya'nın genel olarak görüşü ne? İnsanlar mesela Türkler hakkında ne düşünür Japonlar? Türkler Japonya'yı çok seviyor diyor. Japonya'da Türkiye hakkında çok bilgi yok. Bilgi yok. Yani kebap biliyorlar, döner, dönerci çok var Japonya'da da. Başka nasıl söyleyebilirim? Türkiye nasıl diyorsun Japonca'da? Toruko. Toruko. Yani siz nasıl söylüyordunuz? Toki. Bizim Toki diye dememizin sebebi İngilizceden, Turkey'den geliyor. Aa. Turkey'nin bizde R olmadığı için, R olmadığı Turkey. İçin. Peki İtalya hakkında Japonların düşüncesi var mı? Pizza. Pizza falan yemekler, şarap. Spagetti. Spagetti. Ha bak şarap dedi. Şarap dedi, duydun mu? R yok orada da galiba. Ha şarap mı dedim? Ben Çabi'den alıştım. Japonca'da R yok değil mi? R yok. R ile arasındaki farkı yok. Benim içinde de yok. Şarap. 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 Başka hiç araba maraba ya yaptık o kadar hızlı ve öfkeli çektiniz, onlara değmeyeceğiz. Hızlı öfkeli bunlar çekti, onlar değil. Japonlar vardı filmde, ben onu biliyorum. Tokyo'da çektiler, eyvallah. Sana da Tokyo Drift diyorlar mı? Ha diyorlar, diyorlar. Film değil mi? Japon. Bizim arabalar. Sana böyle İtalyan. Güvenerek arabasını emanet eden var mı? Havalani sen park et yapan var mı? Anlamadım. Boş ver. Japonya çok pahalı. Kızları güzel mi? Mesela sorular. Bir dakika. Çok enteresan bir yerden bağlayayım. Kötü bir yerden bağlayacağım. Tamam. Şimdi sen Japon kızları orada gördün falan filan. Burada mesela Avrupalı kızlar veya Türk kızlar mı sana çekici geliyor, yoksa baktığın zaman Japon kızlar mı? Mesela Çabi Koreli kız şeyini yıktı Gülce'de. Senin mesela böyle bir şeyin var mı? Neyi yıkmışım anlamadım. Ben Koreli kız sevdasını yıktı. Koreli kızlardan başkasına bakamıyordu. Oğlum yani. Ben zaten ben ergenliğimken buraya geldiğim için. Neyse. Bana göre Türk kızlar çok güzel. Japon kızlardan daha çok. Linçemeyesin bak. Yapma şimdi bak. Canlı yayında değiliz oğlum. Kroplanır. Ben bu taktiği biliyorum. Yakında ne varsa o taktiği bu. Yani sen Türkiye'de yaşadığın için mi Türk kızlara daha çok şey yapıyorsun? Ya burada acaba prim mi yapıyorsun? Prim. Prim şey. Prim. İngilizcesi ne prim? Gençler Yoşe anladı da benim taktiği kullanıyor. Efendim abi. Tren mi? Neye biniyor? Şey, ya? Yani sen reklam mı yapmaya çalışıyorsun kendine? Hayır, hayır. Kız mı reklam bulacağım? Kız arkadaşın var mı Yoshi burada? Yok. Ha, bak. Hoşlandığın biri var mı? Yok. Hmm. Konuşmayacağım. Konuşmayacağım. Okey. Çok güzel tamam. Konuşmayacağım. Aşk mısın yani? Ama şey Türkiye'de... Bak konuyu nasıl değiştirdin? Evet Türkiye'de. Ya aynı konu, aynı konu. Hani aşık olabildiğim kız varsa evlenmek istiyorum. Türkiye'de. Türkiye'de. Ve herhangi bir ülkede olabilir. Benim için millet fark etmez. Ya ama ben tekrar şöyle dönmek istiyorum. Hani siz diyorsunuz ya işte sana Japon denilince sen kızıyorsun, adam kızmıyor bak. Aynı zamanda da şöyle bir şey. Tarihsel olarak Koreliler Çin'den ve Japonya'dan acılar çekmiş bir millet. Şimdi doğruya doğru aynı zamanda da. Şu an tabii ki geçen bu arada çok alakasız bir şey söyleyeceğim. Trump ve sizin başbakan kimdi? Shinzo Abe. Ha, Abe ile Trump şey sumo izlediler beraber. Haberim yok, bilmiyorum. Birkaç gün önce oldu. Aynen, yakınlaşıyorlar bayağı, beraber sumo izlediler. Ve işte Çin'le gerilince Japonlarla yakınlaşıyor. Aynen, o da çok... Ben bir tane şey biliyorum ya, çok ünlü bir grappler var, Amerikalı bir adam. Grappler ne ya? Grappler ne? Grappler... Üzüm toplayıcı falan mı? Dövüşçü ama öyle bir spesifik dövüşçü ki yumruk tekme atmayan. Yani güreş, sambo, işte... Judo gibi. Judo gibi sporları yapanlara grappler diyorlar. Ve Japonya'ya gidiyor abi ve o kadar da yapılı bir adam değil ve sen daha iyi bilirsin. Çok köklü bir kültürü var sumonun hani tabii. Felsefesi bilmem nesi ve tabii ki kabul ediyorlar adamı. Ama adam gelip herkesi dağıtıyor yani ve böyle bir garip oluyor yani bütün Japonlar. Bu adam hiç alakası yok. Nasıl gelip Amerikalı'nın biri tokatlıyor herkesi gibisini. Böyle de bir hikaye. Nasıl mutlu oldun Amerikalı tokatlayınca? Yok lan. Küçük ırkçı. Amerika'da Japonya'ya gidip Japonları tokat. Hayır. Ne olur olay. Ne olur politik olaylara. Bir tane Amerikalı varmış. Amerikalı dövüş öğrenmiş. Ama grappler öğrenmiş. Öğrenmiş gidip tokat attı. Tokat attı. Onu unut. Türkçe slang'de tokat atma means winning. Like winning a soccer game. Tamam. In Turkish you would say tokatlamak ama it's not actually a slap. Galatasaray şampiyon oldu ya, Galatasaray herkesi tokatlamış oldu.
Galatasaray tokat mı? Galatasaray team, şampiyon. Daha çok anlatmamıza gerek yok. Hiç şeye bağlamadım, başka yani. Başka mesela bizim hakkında merak ettiğim bir şey var mıydı? Siz ama. Ya da kültür olarak. Mesela yani. Sen bizi izlediğinde şey oluyor mu böyle, Chubby daha senden gibi hissediyor musun? Öyle bir sempati duyuyor musun? Bak bu ırkçılık değil bu arada. Öyle bir etki oluyor mu? Ya Türkçe çok güzel konuştuğu için zaten Türk gibi görüyorum yani. Herkes öyle. Asyal diye sempati yok. Yok. Ya çünkü ama böyle bir şey de var. Ben bilmiyorum. Korelililer de gördün. Senin sonuçta akraban da artık Koreli de varmış. Hı-hı. Ama ben Koreli gibi değilim, değil mi? Ya dışarıda duruşum ya da hareketim, bir Koreliyi andıran bir hareketim yok gibi. Oğlum Berksan'ın programında ayıramadın kendi Koreli arkadaşlarını. Çinli dedin, Taylandlı dedin, Koreli çıktı. Onu unuttum ya. Ha şey diyorsun. Bu tarafı. Bir daha yapsa anlarım abi. Aynı resimlerle bir. Sorun var. Evet. Kore ve Japonya kültürde yaşı farkı olunca çok saygılı olman gerekiyor. Kesinlikle. Yani, abi direkt. Evet evet. Yaşı farkı varsa çok saygılı. Hı-hı. Yani dili değişiyor. Aynen. Hı-hı. Türkçe'de de siz, sen, abi, abla falan var. Nasıl kullanabilirim bunu? Hala anlamıyorum. Okay. Nasıl kullanırsın? Evet. Yok. Mesela sen bana mesaj attın. Abi yazdın ama abi değilim. Öyle. Sen 91'lisin ama. Ama sen o anlamda abi yazmadın. O azından abi yazmadın. O ayı kafa karıştırıyor bak. Sen ama diyor 3 gün büyüksün benden. Baktım Google'da. Ama nasılsın yazdın? Nasılsınız yazmadın? Yani ayı nasıl? Bence süper soru ya bu. Ayıbını yapmışsın harbiden. Şimdi nasılsınız lazım abi? Abi ne yapıyorsun yazmışsın adama. Abi Big Brother gibi büyük olan insanlara abi diyebilirsin. Onu sormuyor. Ama her figure of speech olarak bir arkadaşına da, mesela biz aynı yaştayız. Evet. Ya abi gelsene bir benim oraya diyebilirim. Hı hı. Ama benden büyük bir insana da abi diyebilirim aynı zamanda. Yani like bro. Ama mesela Gülce'ye de ya abi gelsene bizim oraya diyebilirim. Hani bir seks, bir gender yok o abide, arkadaşa. Ama abla da var, abla da eminim. Ama abla dediğim zaman büyük bir insana abla derim. Ya da abi derim. Sen de karıştırıyorsun. Hayır abi. Şimdi, şey de var. Hayır, o anlamda demiyorum. Yoshi'nin... Bana gelince karıştı olay. Bir şey diyeceğim. Yoshi'nin takıldığı noktayı ben Koreli olduğum için anladım. Yo, ben de anladım. Amerikalı olduğum için anlamazdım. Ben mesela üniversitede sınıf arkadaşımla nasılsınız dedim. O çok güldü. Neden nasılsınız, siz kullanıyorsun dedi. Sen gel Japonca söyle, onları ayırıp sonra ben de sana Türkçe ayıracağım deseydin. Tam Gundi'ymiş o arkadaş. Ay nasılsınız o kadar da komik bir şey değil yani. Yani adam Japonya'dan gelmiş, aa nasılsınız yerine nasılsın demedi tatlı falan. Tatlı bir şekilde gülmüştür ya, sen de olay çıkarmak çalışma. Evet, hamur yapıyorum. Yemin ediyorum, telliyorum ya bu. Kim lan o diyor, kim lan o oğlum. Kim o, gelsin buraya. Bir yaş olarak üstte olduğumuz zaman, sizde Japonca'da abi ne demekti? Ya da işte Yoshi-san. Hı-hı. Değil mi? Evet, evet. Mesela doğru. Bizde de içe Chabishi. Mesela Shi var ya da Hyun var. Hayır, şaka yapmıyorum. Chabishi mi harbiden? Chabi Korece ismim olmadığı için Chabishi olmaz da Changyapshi. Changyapshi. Hi'si var mı bunun? Ya uf ya. Uf ya. Bizde de Shi var ama sadece yazda. Şimdi Yoshi-san. Ha bunu da söylemek istiyordum. Bu yapıyorlar. Salam salam falan. Merhaba ha. Merhaba. Ama yok, biz yapmıyoruz. Os falan. Bu kimin ya? Evet. Şey, ama hep böyle yaparlar. Konichiwa falan yaparken. Tayland'da var. Aa. Hindistan'da olabilir. Bu ne biliyor musun? Budizm hareketi bu arada bu. Evet evet. Ya bu böyle bizim uzak doğu yöresel bir hareketimiz değil. Ben şeyi görüyorum. Böyle ha evet eğiliyoruz. Ama çok kibar olduğunda. Yani arkadaş arasında yapmıyoruz. İtalya'da da var. Bu şey yemekten önce olur. Afiyet olsun değil ama itadakimasu diye kelime var. Yemeğe şey, teşekkür yani, etmek için nasıl böyle söyleniyor? İtadakimasu. Çay mok kesimnida. Bu da Korelisi. Evet. Bir daha söyle. Çay mok kesimnida. İtadakimasu aslında ne demek biliyor musun? Güzel yemek yiyeceğim. Oh. Ha. İş, boss, patron. Da mesela nasılsınız? Ama arkadaşlar arasında yaş hiçbir şey anlamı katmıyor. Katmıyor. Yani babana da nasılsın diyorsun. Nasılsınız? Peki Japonya'da bu babana arada nasılsınız diyor musun? Biz de genel olarak nasılsınız sormuyoruz. Hep saygılı. Yok sormuyoruz. Şey, sormuyoruz. How nasıl? Are you yok. Allah Allah. Bağırda, Kore'de de yok. Kore'de de şey yemek yiyelim mi falan mu? Diyorlar değil mi? Bizde şöyle, annyeonghaseyo aslında nasılsınız demek. Annyeong ama huzur, huzurda mısın? Aslında bizim merhabamız huzurda mısın? Ha, iyi misin? Ama şimdi öyle algılanmıyor, anladın mı? Annyeonghaseyo, huzurda mısın diye sormuyoruz. O benim için merhaba. Ha. Bunda okey. Bizde
şunu soruyoruz. Arkadaşlar buluşuyoruz ya bize. Ne haber lan diyoruz arkadaşlar arasında. Bize yemek yedin mi? Bizim sorumuz bu. Pamogaso? Ha güzel, daha mantıklı. Aynen. Yemek yedin mi? Aynen. Ha. Pamogaso? Yemek yedin mi? Ya bu bizim için nasılsın demek. Çok bayağı güzel bir nokta. Bırakma yani. Hadi bir şeyler yiyelim. Boş yapma. Tarihsel bir şey. Çünkü biraz fakirlikte çok geçirdiği için bu millet Kore. O yüzden o adamın yemek yiyip yememesi bizim için nasılsın demek. Yemek yemediyse bu adam kötü demek. Peki harbi yemek yedin mi nasıl soruluyor? O adam da nasıl? Ama olsa? Şimdi bak, iyiyim mi diyeyim, aç olduğumu mu söyleyeyim? Ya karnım açsa babası kötüyse? Babası olsa. Ya eğer açsa amma olsa. Hadi yemeğe gidelim yani. O zaman. Kötüyüm ama yiyelim bir şeyler nasıl derim? Bir şeyler yiyelim ama beni sal yani abi. Beni sal da at iki pilav, somon bir şeyler at tabağa. Peki Japonca'da konnichiwa mesela? Konnichiwa merhaba demek. Direkt. Selam, hello. Ondan sonra tipik bir cümle yok. İstediğin şey sorabilirsin. Yemek yedim mi olabilir. Nereye gidelim diyebilir. Japonca'daki en uzun kelime hangisi? Bunu nereden bilsin ya? İngilizce'deki en uzun kelime hangisi? İngilizce'deki en uzun kelimeyi mi merak ediyorsun? Evet. Time running. Bu diğer bölüm. Japonca'yı işliyoruz. Korece Japonca'da çok benzeyen kelime var. Ve bu uzun. Mesela? Mesela masajı 30분 무료. Anladın mı? Masajı 30분 무료. Ha. 무료. Aha. 30분. Masaj 30분 무료. 30 dakika boyunca masaj bedava. Evet, evet. Niye bunu bana söyledin başka? Türkiye'de bu yanlış anlaşılabilir. Borçluluğu ben yapmak istemedim. İyi ki siz yaptınız. Bir tane daha var. Bir dakika, tek kelime dedin hocam. Yani uçtum. Ama tutuyordum içimde. Bula bula bunu mu dedin Yoshi Bey? Bir tane daha var. Bimiona sankaku kanke. Bimilyona ne? Bimiona, bimyo. Bimyo. Na. Bimiona sankaku kanke. Sankaku anlıyor musun? Samgakyon. Kanke. Abi çok ilginç. Harfleri söylerken ev falan çiziyor. Hayır, harfi söylemiyor. Üçgen, üçgenden bahsediyor da o yüzden. Anlam şey, hassas üçgenli ilişki. Koreyacılığı nasıl demiş? Üçgen ilişki, üçlü ilişki. Üçgenli, ben sana aşım, o sana aşım, o bir şeye aşım. Evet, evet. Triangle love işte. Aha, triangle ama hassas. Hassas? Bimiona. Fragile. Bimiona mı? Fragile. Bimiona. Ben Korece unutmuş olabilirim belki. Evet. Şey, özür dilerim. Hassas üçlü ilişki ne demek? Ama bu aynı. Yani dizi falan da var ya. Hayır yani İngilizce'de three way. Three way diyor. Bu kelime çok uzun ama Koreyaca, Japonca telaffuz aynımış. Ama sen anlamıyorsun. Bimiona. Samgaku kanke. Samgak kwange. Okey, samgak kwange'yi anladım. Tamam. O adam aynısını söyledi 7 kere. Gerçekten özür dilerim ya. Hadi yok, bilmiyorum. Normalde Koreliler de bu kelime söyleyince hemen anlıyor. Aha, özür dilerim. Başka ne var? Başka ne mesela kelimeler aynı olabilir? Şey olabilir. Şarafe, kampay. Bize kombe. Kampay. Kombe. Çok bize yakın. Aynen. Mesela biz anlamını bilmeyelim ama bizi sevdiğin bir küfürü söyle Japonca. Japonca'da küfür yok ya. Yok, Japonca'da küfür çok az. Falan. Çok az var. Gerçekten. Teşekkür ederim demekmiş falan. Hafif bir teşekkür. Gerçekten fuck you biraz demiyoruz. Yok zaten. Fuck you yok ya. Fuck mı? Fuck you yok yani. Salaksın falan. Baga. Evet. Yani veya öl. Öl. Çok net abi. Ya bir şey değil mi? Mesela Korece'de tam tersi, belki biliyorsunuz. Korece'de çok küfür var. Evet evet. Çok onu biliyor. Biz abi biz uzakta ona Türküz. Rahat. Niye? Ne demek istiyorsun? Korece'de geliyor buradan. Korece'de sevdiğim küfür var bir tane. Ne? Taktegari. Taktegari. Küfür değil ki o. Değil mi? Tavuk kafası demek abi. Oğlum bu Japonlar niye bu kadar kibar ya? Tavuk kafası küfür değil ki. Sizdeki en brutal küfürü söyle o zaman. Üf yapma. Çeviremem. Çok kötü. Annem izliyor abi. Merak ettik ya. Şimdi toplattım gerçekten. Oha, bir şey söyleyeceğim. Bak bilmeyelim, duyamayız. Anlamını söyleme, biz böyle bilelim kanka. Kelimeden çıkacak olursak, biz 3 yabancı bir Türk'ün ilk bölümlerinde marka okuyorduk. İzledin mi onları? İzledim, izledim. Ondan sonra o marka okumakta şey diyordum, Japonca'da Korece kadar gerçekten saçma. Evet, evet. Yani marka konusunda okuma konusunda saçma demeyelim ama komik yani. Evet. O yüzden sen bazı markaları bize söyle, tamam. Biz de bilelim. Nasıl fikir? Ama senin abi bir lead'in var burada. Anlarsın. Benim sen de bilmediğim şeyler vardır diye umut ediyorum. Başlayalım mı? Başla. Başlayalım. Birinci Starbucks'ı. Tamam. Beko. bir daha söyle. Starbucks'ı. Sen söyler misin? Starbucks böyle abi. Kahve dünyası. Korece mi? Starbucks'ı. Hangisi daha gerçeğe yakın? Evet, hangisi daha şimdi? Bir daha söyle. Starbucks'ı. Starbucks'ı.
Sizinki daha iyi. İkincisi, evet. Mercedes Benz. Anladınız. Bana bir daha söylemesi lazım abi. Mercedes Benz. Sen anladın, ama sen anlamadın. O da anladın. Trollüyor abi, kıvlatıyor adam. Rolls Royce. Ooo çok güzelmiş, güzelmiş lan. Güzelmiş şu an. Sen söyle. Rolls Royce. Sen de mi? Rolls Royce. Aynı değil. Rolls Royce. Rolls Royce. O diyor ki Rolls Royce. Biz de ki Rolls Royce. Aynen. Hani R yoktu? Ben anlamadım. R var mıydı? R söyledin. Bize Rolls Royce. Rolls Royce. Sen mesela LOL diyemezsin. L de? LOL. Diyorsun. Çünkü İngilizce bildiğim için. Ha, o yüzden de olabilir. Ama Japonlarda sen L'li mi söylüyorsun? Bizde Rolls Royce. Rolls Royce. Biz mesela aynı geliyor. Hayır. Bizde alfabede bu arada şey var. Bizde diyor Rolls Royce. Larilulero. 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 Bu rem rem ben anlamıyorum. Larilulero. La li larilulero. Ra. Kendine reklam. Belki de küfür ediyor 3 yabancından. Hayır. Alfabe oluyor. Aiweo kakikukeko sasisse satachisse to diyor. Şişe kuşişe siz mi? Japoncasını mı yaptınız? Alfabeyi saydılar galiba. Anlamazsınız. Belki Chabi anlar. Kankoku. Ben anladım mı? Ben anladım. Ha anladın mı? Nasıl anlayacak, anlamazlar ya. Sen nasıl anladın lan? Çünkü ben Japoncanın o kelimeyi biliyorum o yüzden. Elektronik markası bir tane. Panasonic. Söyle. Kankoku. Sen bunu anladıysan ben kendimi keseceğim burada. Ama bunu anlayamazsınız. Çünkü bu başka bir kelime. Ne mesela? Kore demek. Marka değil bu. Ters köşe yaptınız abi. Kore bir marka. Samsung'un müziklerin efendisi geldi. Kore'nin temsilcisi. Galaxy S9. Pardon. S10 Plus. Ama mesela siz Samsung Galaxy'nasını söylüyorsunuz? Samsung Galaxy. Yine ama bak size şiir sizden. Samsung Galaxy. Kore'yi sevmedikleri bir noktayı yakaladım olmaz abi. Ne anladın? Abi adamlar ürettiğiniz şey yarak diyorlar. Nerede yarak var oğlum? Bir daha söyler misin? Samsung Galaxy. Bunu bir ben duyuyor olamam, anladın mı? Ama anladım. Şimdi çözdüm orayı. Ya. Türkçe'de kötü anlamıyor mu? Yok. Bir daha söyle. Samsung Galaxy. Kore'de de Samsung Galaxy. Ne kadar güzel. Galaxy. Galaxy mi? Galaxy. Galaxy ya. Oğlum adamın bak, kendi markası. Irkçılık yapma burada. Bu Japonya'nın ayıbı olmuş harbiden abi. Bu adamların gururu lan Samsung. Galaxy ya diyor. Özür dilerim. Estağfurullah. Abi sizin dilleriniz yapacak bir şey yok. Evet, sizin zihniyetiniz kötü. Evet devam. Lamborghini. Lamborghini. Sen söyle. Lamborghini. Bak onlar da R var ama ya. Baya Lamborghini. Oğlum bizde de var da. İşine gelince. Biz anlayamıyoruz R ile L'yi. Evet. Duyamıyoruz. Hayır, hece olarak aynı. Ben sen söyleyince duyuyorum ama. Ben ne diyorum şimdi mesela? R. Ağzını niye kapattık ki? Ben onu anladım. Evet. Şeyimiz, Japonca'da ve Koreyaca'da R ile farkı olmadığı için evet. Beynimiz siliyormuş bu fonksiyon. Aynen, evet. Seçemiyor. Evet. R ile L'yi seçemiyoruz biz hala. Evet. Evet, devam. Sadece bir tane Japonca'da olan telaffuz Türkçe'de olmayan. Anladın mı? Aha. Anladım. Bunu var. Anime biliyor musunuz? Evet, anime. Çocukken Captain futbol anime Captain'le Tsubasa. Tsubasa. Tsubasa diyorsunuz ama aslında Tsubasa Japonca'da. Ha, Tsubasa. 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 Bir daha deprem olunca denizden gelen dalga. Tsunami. Tsunami ya Japonca'da tsunami. Kore'de de tsunami. Biz mesela tsunami diyoruz ona. İngilizce'de de tsunami. Değil mi? Onu tsu diye okumuyorsunuz değil mi? Tsunami. Bir daha söyle. Tsunami. Tsunami. Bundan sonra tsunami'ye tsunami. Evet. Tsubasa'ya? Tsubasa. Sanki bu başını saymıyoruz gibi oluyor. Sanki T'nin o son %10'unu alıyorsun gibi. Hayır. Almadım bile. Tsubasa. Yani geçiyor gibi. Ve sizde F de yok. F mi? Ha. Oğlum siz nasıl konuşuyorsunuz? Her şeyi atmışsınız alfabeden. Bir de nasıl mutlu F olmadığı için karşı tarafta. Her şey, tarafta. Da yok. Her şey A'dan E'den mi oluşuyor oğlum? Hayır biz de F yerine P kullanıyoruz, tamam mı? Mesela futbolu evet. Korece yazmak için futbol. İşte ne bileyim Fanta söylemek için Panta. Siz de Halo çeviriyorsunuz onu. Fanta diyoruz ya. Fa var. Diyoruz da. Diyoruz da. Ha diyoruz da. Fanta var. Var mı? Pardon o zaman. Ama S var ya, S yerine Ş diyoruz.
Bizde. Mesela. Aa. Güzel Sprite mı? Şimbat mı? Sprite. Ya yani İngilizce'de mesela sit, sit var ya otur. Bizde shit diyoruz. Oo. Shit, shit. O zaman bok oluyor ama. Evet. Maalesef. Olayı bok yapacak bir şey yok. Ama az önce futbol derken de futbol dedin. Futbol oluyor. Bak. He? Futbol. 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 Evet bir de şey vardı en büyük olay sizde. En büyük olay. Korece söyle. Size yakınlaşmak ayıp bir şey mi? Değil. Belki değil. Aa dokundu çocuğum. Aa tamam tamam. McDonald's. Ne siz anlayın anladınız mı? McDonald's anladın mı yani? Ekmek arası köfte diyor. McDonald's. 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 Ben McDonald's. Lisedeyken İngilizce hiç bilmiyordum. Yabancı turist geldi bana. Where's McDonald's? Evet. McDonald's çok iyi. Çok bu iyiymiş bu arada. Ama ben anlamadım. Japonya'da böyle bir şey yok dedim. Ve yanında McDonald's varmış. Sonra 5 dakika sonra aa McDonald's. McDonald's demek. Ha. Anladım, fark ettim ama o zaman bilmiyordum. Mesela çok ilginç. Kahve. Coffee. Bak. Coffee. Aynen. Coffee. Yakalamışsın o F'nin H olduğunu. F'nin H olmasını yakalamışım bak. Bir şey söyleyeyim, bir Koreli, bir Japon arkadaşın varsa kafan o kadar karışacak ki abi. Çıkamazsın içinden yani. En iyisi Çinliler galiba. Çinliler daha, markayı daha iyi telaffuz ediyormuş. İmitasyon dili. Çin'de telaffuz daha çok var, evet. Çeşitliliği. Onlar çünkü F'ye var onlarda. Ama onların çok fazla dili yok mu kendi içinde? Böyle en ayrı dominant Mandarin Mandalin falan var. Kantonist gibi. Mandalin dedi. O da Çin. Güneyde. Çin, Çin'in güneyi. Biri hapşurduğu zaman ne deniyor Japonya'da? Hiçbir şey. Aa. Berbere gittim saçımı kestim. Hı-hı. Hiçbir şey. Aa, bir sıhhatler olsun yok mu abi? Güzel olmuş dersin. Evet güzel olmuş. Ha saçın kestirdin güzel olmuş. Sen Japonca nasıl dersin ama? Akan kitten ya. Ne demek? Niyat deriyan, niyat deriyan. Eyvallah koçum. Ne demek? Saçın kestirdiğin Japonca da. Güzel olmuş. Allah güzel uzatmayı nasip etsin. Ha şey. Yakıştı. Yakıştı. Peki hasta oldum. Geçmiş olsun var mı? Yok. Japonca'da olmayan ve İngilizce'de alıp kullandığınız çok kelimeler var mesela. Çok var, çok var. Mesela örnek verebilir misin? Mesela bu table'ı, bu da. Table'dan geliyor. Ha, table. Koppu. Kamp. Kamp. Koppu. Şatı. Mesela nasıl onun Japoncası olmaz ya? Değil mi? Kesin. Ama belki geleneksel bir kıyafetin vardır. Evet. Hayır ama onların Türkçe'de tişört yani. Ha tişört. Hayır ama Türkçe'si var mı? Şöyle düşün. Yok işte. İşte yok. Korecesi de yok düşündün mü? Evet. Japonya'ya da hani Western insanlar geldiği zaman Western clothing geliyor. Evet. O yüzden olabilir. Ama table mesela enteresanmış. Table. Ama sizde masa kültürü yok galiba yemek yerken. Hmm. Yukarıda yemiyorsunuz, aşağıda yerde yiyorsunuz. Ya filmlerden gördüğümüz kadarıyla. Yerde değil. Filmlerden. Yerde oturuyoruz. Geleneksel zamanlar. Hı-hı. Yerde oturuyoruz. Masa, küçük masa böyle. Ha. Yuvarlak masada. Peki yiyoruz. Yoshi yataklar bizim bildiğimiz yataklar gibi mi yoksa başka tarz mı? Yok. Geleneksel Japonya'da yatak yoktu. Yerde oturuyor. Kim nereye kıvrılırsa gibi mi? Yok be yeri var yine. Kore'de de öyle. Yer yatağı. Bizde yer ısıtmalı ya. Yer. Hmm. Yer ısıtıyor zaten. Bizim bütün şu an bütün modern evler Kore'deki de. Ki benim hepsi yer ısıtmalı. En sevdiğim yer yatağı abi. En sevdiğim. Ya da balkonda yatmak falan. Bu arada benim bir tane hikayem var. Abi teyzem zamanında ben böyle şu an 27 yaşındayım. 10'lu yaşlarımda 10 yaşındayken bir 37 ekran televizyon alıyorlar. Yumotu tamam mı? E diyorlar ki ne, siz ne? Yumotu. Ne demek o? O ne? Yumotu biz de dedik ki işte Japon yani, markası. Japon markası bu güvenilir falan diye almışlar. Bozulduğunda elektronikçiye götürmüşler. Türk yapımıymış abi. Yusuf Mahmut Tuncer'miş. Ama Japon markası olarak alakalı. Japonca gibi geliyor evet. Kulağa. Şuna gireyim mi ya? Sen anime sever misin hakikaten? Çocukken çok animeler izliyordum. Ama şimdi zamanım olmadığı için çok izlemiyorum. Ne izliyordun mesela? Pokemon. Pokemon izliyordum. Pokemon evet. Peki eş gerçek ismi ne? Sonuçta Japon animesi Pokemon. Eş ne? Baş karakter. Chubby'ye benziyor biraz. Pikachu mu? Pikachu değil. Pikachu'nun sahibi. Pikachu'nun babası. Ha, Satoshi, Satoshi. 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 Siz eş diyorsunuz ona. Eş diyoruz. Eş. Go get it. Sen de mi Satoshi diyorsun? Yo, Chiu. Kore ismi var onun. Chiu. Balbazar, Balbazar değildir ama. Hangisi? Balbazar. Su fışkıran. Su atan. Kaplumbağa, Turtle. Su atmıyor. Aa, o. Su atıyor. Neydi ya? Aa. O Skirtle. Skirtle Park. Balbazar. Hangisi? Şey Balbazar the vegetable Pokemon. Kolları olan. Ha, o. Fışı. Hushigidane. Hushigidane. Bize İsan eşi.
Siz neden random attınız böyle ya? Ateş mi bari Balbazar? Ateş Charmander. Balbazar doğa böyle çiçek. Grass type. Ha, ona fışı gidene. Ateş şey ne? Charmander. Hitokage. Hitokage. Bize Pairi. Peki Hitokage'nin içinde Japonca ateşi andıran bir kelime var mı? Ya da anlamı var mı o kelimenin? Japonca'da ateş ne demek? Ateş hi demek. Hitokage'den anlam ne? Ateş atan. Hitokage. Ateş püsküren. Ya Japonca biliyor musun da sen? Ateş sıçan. İnsanın gölgesi anlamı. Demek. Allah Allah. Ama bilmiyorum. Çünkü Çin kelime kullanmıyoruz Pokemon'lar için. O yüzden anlamı bilmiyorum. Yabancı. Evet evet. Peki tamam. Hocam. Bak şimdi hocam da abi gibi. Sen benim hocam değilsin ama hocam diyebiliyor musun? Godzilla da sizin mi? Evet. Gojira. 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 Hyundai. 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 Siz de mi Hyundai diyorsun? Hyundai abi. Hyundai. Hyundai mi? Zaten Galaxy'de ben anlamıştım sizin. Bir sıkıntınız var. Şey, yemektir abi. Bana en çok bize sorulan şeyle işte sushi. Hmm. Direkt hani sana da diyorlardı evet. Sushi. Sushi diyorlar. Ne diyorsun? Sana mı sushi diyorlar? Japonların yemek. Bana, evet, bana sushi diyor ama ne diyeceğim? Kebap de cevap ver. Allah aşkına sana sushi diyene kebap diye cevap ver ya. Hak ediyor çünkü. Evet. Sushi Japonya'da restoran falan da yiyoruz. Evde çok yapmıyoruz. Aynen. Burada da Adana kebap evde yapılmıyor çünkü. Evet, evet. Bu da anlayamıyorlar. Yapılıyor insan. Adana kebap evde. Her evde yapılmıyor, çok her az. Her evde yapılmıyor. Yani. Bizde yapılıyor bu arada. Sushi de çok çeşitli. Kebap gibi. Kebap deyince Adana kebap da var. Urfa'da var. Urfa'da var. Tavuk kanat var. Beyti var. Çok falan. Var. Sushi de aynı. Sushi deyince bir yemeğin tür. Bu kadar. Peki en çok, en common yenilen yemek nedir mesela? Japonya'da mı? Evet. Neydi? Natto. Natto. Noodle'ın yanı mı? Yok hayır. Noodle değil. Natto fasulyenin fermented beans. Oksidasyon. Çürümüş demeyeceğim. Fermente evet. Yani çok edilmiş. Kokuyor. Kokuyor ama lezzetli bir şey. Aynı zamanda buna benzer de Kore yemeği var. Changukjang diye. Birbirine benziyorlar. Fasulye ama. Farklı kokusu fasulye. Var. Peynir kokusu gibi biraz. Az önce benim yediğin salataya bok attın ama. İşte ben de Changukjang getirsen sen de bok atarsın ama. Ha, öyle bir koku mu? Aynen. Kore ile Japonya arasında benzer yemekler yani öğün olarak nasıl? Mesela sizde kahvaltı gibi bir kültür var mı? Kahvaltı kültürü... Yok mesela salatalık domates yemiyorsunuz ya. Yemiyoruz yani. Pirinç var. Aynen. Balık olabilir. Kahvaltıda. Çorba kahvaltıda. Evet. Çorba da özel miso, miso sup, miso sup var. Burada turşu, turşu da buradaki gibi ekşi değil, tatlı olur. Hmm. Tatlı var mı sizde? Bizde kimchi var ama. Ha evet, kimchi. Tatlı turşu evet. Amerika'dan. Ya peki tofu yiyor musunuz? Tofu miso supunun içinde oluyor. Onun dışında yiyoruz. Ha onun dışında da yiyoruz. Çünkü stinky tofu diye bir şey var, sözünü kesiyorum. Çin'de o. Çin'de mi? Aa evet Çin'de. Şangay. Ha şey diyecektim. Mesela Japonya'da da akşam yediğin yemeğini kahvaltıda yiyebilirsin ya. Kalanları. Evet evet olur. Bizde yok. Yani Türkiye'de yok mesela. Benim daha yeni Egemen diye bir arkadaşım Japonya'da. Böyle bir çorba gibi bir şey vardı, etler vardı. Hani büyük böyle karışık bir çorbanın içinde bir sürü vegetables, meat hani. Şabı şabı. Ha şabı şabı. Nabe diye kültür var. Ben kuş da Japonya. Yeni. Kuş mu? Kışta, kış. Winter. Winter. Kuş değil, kış. Peki sence sana gelen en garip yemek nedir Japonya'ya özgü olan? Yani burada kıllatmışız mesela, ne yiyoruz abi bunu? Sashimi olabilir, sashimi. Ama o kötü değil ki sashimi. Sashimi sushi ama burada var ya. Yiyorlar. O zaman. Peki Türkiye'de sana garip gelen yemek ne var? Kokoreç yedin mi? Kokoreç yedim. Midye. Onlar garip gelmez bize ya. Mesela bana sütlaç komik gelmişti. Çünkü bir tatlının içinde pirincin olması bana evet, komik evet. Geliyor. Yani çok garip. Benim yemeğim abi kardeşim. Nasıl benim ekmeğim o. Ve muazzam bir şeydir. Biliyorum şu an çok seviyorum ama ilk geldiğimde böyle midem bulanmıştı. Çünkü pilavın içinde tatlı süt işte onu artığından yapmışlar ama ilk. Pirinç atmış, nereye koysam diye aşçı başı düşünmüş, sütlaçı bulmuş. Aşure yedin mi aşure? Yedim. Aşure hala sevmem. Sevmez misin? Sevemiyorum. Ben çok severim. Her şeye yoğurt koymak falan çok garip geldi. Evet. Ben yoğurt çorbası. Hala. Yayla falan. Ya, evet, yayla evet. Çorbası. Hala içemem ben. İçiyorum ama çok sevmem. Aynen. Garip. Mesela patlıcan yemekleri, daha etli yemekler, onlar nasıl geldi? Aa çok güzel. Patlıcan, zeytinyağlı onlar. Onlar
Karnıyarı an çok seviyorum. Kim? Aa, karnıyarı. Karnıyarı. Ben de çok severim. Hı. Japonya'da çocukken sokağa çıktığın zaman yemekten çıkacağım. Hı hı. Türkiye'de mesela en çok futbol oynanır. Hatta böyle teneke kutuları ezersin, onunla bile oynarsın. Atıyorum Azerbaycan'da orada yaşadın bilirsin. Orada da mesela çok dövüşülür çocukken. Güreş tutulur, hı, falan. Japonya'da ne yapılır? Beyzbol çok yaygın. Oğlum beyzbol kaç senedir var ya? Beyzbolda önce bir şey yapmıyor muydunuz? Bu beyzbol aşkı ne? Burada futbol ne? 1800'lerde mi geldi de futbol oynuyorsunuz? Ama daha var eski tarihi böyle. Ya eski tarih aynı ya. Bizde beyzbol 1920'lerde geldi ya. Harbi mi? Tabii canım. Bizde de aynı. Öyle. Ya. Çok eski geldi yani. 100 sene önce falan. Ama buranın ona... futbolu 1800. Aslında ben buranın şöyle... Buranın futbolu daha erken geldi tabii de. Türkiye için de aslında güreş atasporu ama Türkiye'de futbol abi çocuk olduğun zaman. Azerbaycan onu saklayan bir kültür. Hı hı. Hani harbi Azerbaycan'da güreş. Yani çocuklar ayılarla falan güreştiriyor babaları yani. Öyle bir kültürleri var. Çok sağlam olurlar. Japonya'da da o ırkçı şeyi yapmak istemiyorum şimdi kılıç mılıç diye ama var mı öyle bir şeyiniz? Martial arts falan mı? Özel kurslara gidiyorlar. Karate kurs, judo kurs. Hmm. Sumo yapan az var. Ama okulda yapıyoruz. Judo, kendo da yaptık. Eğitim görüyorsunuz. Eğitim. Mesela Kore'de ilk öğretimde ve tekvando eğitimi verdiler bize. Onun gibi bir şey. Ya Japonya'nın şu an hepimizin algı olarak Japonya'nın ekonominin çok yüksek olduğunu ve teknolojide çok önde olduğunu biliyoruz ya. Bu şekilde tanınıyor bize bütün dünyada. Sence Japonya'nın güzelliği gerçekten Türklerin ya da bizlerin düşündüğümüz gibi mi? Aynı zamanda da bunun senin tarafında eleştirilecek tarafı ne Japonya hakkında? Dünyayı çok yaşadığın için. Türkler düşündüğü gibi Japonya'nın her şey güzel değil. Mesela ekonomik problemler var. Bazı insanların maaş çok az, iş bulamıyor. Böyle problemler var. Sokakta yaşayan insanlar da var. O yüzden çok üzülüyorum. Aslında dünyanın her yerinde var bu yani. Evet. Şey soracaktım o zaman ekonomiyle ilgili gelirken. Hani bir de şu var. Japonya'da mesela ekonomi kötü olduğu zaman intihar eden iş adamları haberleri çok geliyor mesela. Bu neden ya da bu böyle maalesef şey var mı? Doğrudur. Yani ekonomik problemden dolayı hastalık, aile problemler, insanların ilişkiler biraz düşük olduğu için yalnız hissedebilir. O zaman yani birkaç problemler gelince insanlar kötü hissedip intihar edebilir. Ama aslında her burada sana oluyor. 20 binden çok insan intihar ediyor. Valla. Peki burada olmuyor bu kadar oranda. Ya bu oranda çünkü... olmuyordur ama şey olayına mı, bu honor olayına mı biraz bağlı onu soracaktım. Mesela bir kültürel olarak bunu yapabilecek olan insanlar var ama harakiri olayı sonuçta Japonya'da olan bir şey. Bunun şu zamana kadar kültüre taşınmış bir izi var mı yani? Benim fikrimde değil. Yani bu intihar olaylar ekonomik problem, daha yeni gelen problemlerden alakalı. O yüzden ona, harakiri falan alakasız. Öyle mi diyorsun? Bence öyle. Ama mesela Türkiye'de de 3. köprüde intihar eden bir Japon mühendis gibi bir haber vardı. Aynı zamanda da bu onurdan dolayı intihar bir aynı zamanda da Japonya'nın bir kültürüymüş gibi yansıtılıyor ya yurt dışında. Hiç mi alakası yok gerçekten? Şey, toplumsal pressure. Baskı. Ha, toplumsal baskıdan dolayı olabilir. Mesela bir şirkette çalışıyorsun, iş yapıyorsun ama beklenti çok yüksek. Çok yüksek. Oraya kadar yapamazsan belki çok kötü hissediyorsun, sorumlusun. Böyle çok güçlü toplumsal baskı var. O da yani intihar nedenlerin biri olabilir. Ama bu aileden başlayarak herhalde dayatılıyor. Hani doğru bir insan ol, sorumluluğunu üstlen. Evet. Hani gibi sorumlu gibi. Yani kurallara her zaman uymak gerekiyor falan. Evet, kuralcı bir toplumusunuz yani. Evet. Kurallara riayet eden bir toplum. Ya da anarşik mi? Anarşik nasıl denir? Anarki mi? Anarki. Mesela gerçekten okullarınızda, eğitiminizde gerçekten herkes düzgün. Kopya çekiliyor mu mesela sizde? Çok az bence. Çok az. Bence de çok az. Yani Kore'de çok çekilir mesela. Düzgün bir toplum. Bizim mesela Japonlarla... Kore biraz daha Asyalıların fırlaması gibi mi? Yani böyle yaramaz çocuk. Sen ne gibi geliyor? Sen mesela Çin, Japonya, Kore böyle düşününce hani Kore daha fırlama gibi mi? Ya da Koreli daha böyle ateşli, daha sinirli bir toplum gibi mi geliyor? Ya da senin algın ne? Koreli daha çok ateşli gibi düşünüyorum. Medyada böyle gösteriyor. Futbol maç falan konuştunuz ya geçen bölümlerde. Kore Japonya. Evet, Kore Japonya maç varsa. Japonya umursamıyor mu Kore'yi çok? Yani sadece biz mi umursuyoruz acaba? Umursalıyorlar. Umursalıyorlar. Yani yenmek istiyorlar mı Japonya Kore'yi? İstiyorlar. Evet. Tamam. Büyük şey. Beyzbolda, futbolda Kore'yle maç varsa çok
dikkat çekiyor. Ama sanki böyle bir cool tavırları yok mu? Böyle ben yani, senin tanıdığım kadar da yaşıyor. Gibi bir şey. Hani Çabı hep böyle bir girişken falan. Yaşı biz Japonuz abi, biz disiplinimize bakarız, düzenimize ama bakarız. Yenersek yeneriz, yenmesek de kasmayız falan gibi. Biraz da Kore'de de aynı zamanda şeyi var, Japonlar hakkında böyle daha sakin millet. Hani bizden daha sakinler evet, ve daha şeyler. Koreliler daha çok fırlama pozitif oluyor ama aslında ondan değil de hani daha ateşli. Japonlar daha sakin. Biz mesela arkadaşlar arasında ne haber lan diyorsak, Japonlar sanki onu yapmıyormuş gibi. Evet, çok çok yapmıyor. Bu arada da şey de var, ben çok ilgimi çekiyor mesela bu Samurai zamanları, Dynasty zamanları. Ve hiç böyle Son Samurai filminde gösterildiği gibi de böyle saçma işte hapşırdın çok yaşı demedim kolunu kesiyor falan öyle bir olay yokmuş. Çok Hollywood bir olaymış yani. Bu arada sahne vardı filmde, hapşırınca öldürüldü. Gerçek mi bu? Var mıydı filmde? Gerçek hayır, değil yok. Ben. Yani Wii'nin çizdiği şeylere falan takılma zaten. O sallıyor. Samurai... Hiç bahsediyor, okulda mesela bahsediyorlar mı size? Ninja, samurai hep de sana derler. Yani tarihi olarak oynatıyorlar ama yani özel bir şey olarak... Anlatılmıyor. Sanat da olabilir yani. Dizi yazı tipleri falan. Film de falan. Samurai popüler bir şey ama bizim benim için sadece tarihi de olan insanlar. Çok önemli bir şey değil. Tamam. Yoshi ne diyorsun? Son senden son cümleleri alalım bizim hakkında. Ya da şey bugün hakkında pardon. Bizi ne kadar seviyorsun? Bunu soruyoruz. Sevgim bu bölümden sonra da aynı kalacak. Bok gibiymişsiniz diyor. Ya sadece çok teşekkür ederim. Bunu söylemek istiyorum davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Çok eğlenceliydi. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimashita. Çok teşekkür ederiz geldiğin için. Çok bizi memnun özellikle oldum. Japonya olarak aydınlattığın için. Teşekkür ederim. Çift. Teşekkür ederim. Ama şey Japon selamlaşmaya yani uzakta o selamlaşma. Ne böyle, böyle değil. El tutuluyor mu? O bardak hayır, hayır, mıydı? Hayır eğilin. Sen bu arada şey yaptın mı elini böyle? O Japonya'da var mı bilmiyorum. Bizde yok. Kore'de var o. Bu değil. Ben böyle yapıyorum ya. Her şeyi öyle anlıyorsun ya. Evet arkadaşlar bugün Yoshi bizleydi. Evet. Teşekkür ederim. Yoshi'nin YouTube kanalı ve aynı zamanda Instagram hesabını da takip edebilirsiniz. Bu tatlı arkadaşı bir sonraki zamanlarda da tekrar davet etmek isteriz. Gelmek isterim. O zaman beğeni basın, hadi, abone olun. Beğeni basın, like'layın, yorumlar atın, bir şeyler söyleyin. Hava çok sıcak. Ciao ciao, görüşürüz, bye bye. Görüşürüz ne demek? Hona! 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 Sayonara! Şimdi de.